Görüntüsü, tadı ve besin değeriyle hayatımızda önemli bir yere sahip kayısı bu yıl yok denecek kadar az. Çiftçiler 2 yıldır ürün alamadığı için 2 yıldır mağdur durumdalar. Devletin bu konuya el atmasını istiyoruz biz. Çünkü kayısı diyarı Malatya'da Nisan'ın ilk haftalarında soğuk hava kayısıyı yaktı. Morarmış. Bu milli servettir. Devlet buna bir el atması lazım. Malatyalı üretici ekli ürünün karşılığını alamayınca ya traktörünü sattı ya da borç batağına girdi. 2 senedir traktörlerimizi satıp işçi parasına verdik. Tutmadığı zaman kayısı parayı tuttuğu zaman da hep sigortaya veriyorsun. Vatandaş ne yapıyor o zaman? Sigorta yapmaktan çekiniyor. Kentin ve bölgenin en büyük şire pazarında üreticiler ulusal kanaldan feryat etti. Ha, yarın seçim günü gelip buralarda yine gezerler. Düğün dernek gibi o isterler, hepimiz de veririz. Pazarda kimi çiftçi elinde kalan son kayısıları satmaya çalıştı, kimi de tüccarın kendilerine uğrattığı zarardan yakındı. 16'lara 17'ye aldığı kayısı tekrar düşürdüler 10 liraya. 10 liraya aldığı kayısı düşürdüler 5 liraya. Şimdi niye 12 liraya alıyorlar? Kayısı üreticisi çıkmazdı. Ürün çok olduğu vakit kilo başı fiyatı düşük oluyor. Olmadığı vakitte çiftçi destek alamıyor. Yani kayısı üreticisi kaderine terk edildi. Çıkıp bundan sonra da bu saatten sonra da milletten oy isteyeceklerdir. Yani bu saatten sonra kayısı üreticisinin bunlara destek vereceğini tahmin etmiyorum. Tarım desteği isteyen üreticiler başta AKP hükümeti olmak üzere meclisteki partilere tepkili. Başta milletvekillerimize hayır yok. Ben şahsen AK Parti kurulandan beri AK Parti'ye oy veren birisiyim. Açık konuşayım. Ancak son dönemlerde geldiğimiz nokta bizi düşündürüyor. Yani tam pişman oldum. Bize verilen sözler de hepsi yalan çıktı.